Evet, Ulusoy'un Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ortaya çıkan gıda krizinin herhalde en büyük kazananlarından bir tanesiydi Borsa İstanbul'da. Fiyatlamaya da yansıdı. Çok iyi bir çeyrek bilançosu geldi. Beraberinde zaten işte 10 liralardan 25'lere doğru bir hareket gördük. Bu kadar hızlı hareketle birlikte gelen tedbirler oldu. Açığa satış yasakları, kredi yasakları, eşleşmenin işte karanlık hale getirilmesi, yani kör eşleşme dediğimiz şey. Bu kadar tedbir gelince de birazcık daha dengelenme gördük. Tabii tedbirler kalktı, o bir aylık süre geçti ama o yüksek volatilite sonrası birazcık daha dengelenme aşamasında bir hisse senedi. İkinci çeyreğini de çok güçlü bekliyorum çünkü ikinci çeyrekteki buğday fiyatı ortalamaları çok yüksekti. Ama bu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin öncülük ettiği tahıl koridorunun kurulmasıyla birlikte buğday fiyatlarında geri çekilme gördük. Yani bu tahıl koridoru ile birlikte buğday geri çekilince tabii ki Uluğun'un da işte o fiyatların düşmesiyle bundan sonraki satışlarında, yani fiyat anlamında bir miktar düşüş olacak. Hala gıda krizi devam ediyor. Yani ben öyle ekstrem bir düşüş vesaire beklemiyorum karlılık tarafında. Sadece o ikinci çeyrekte gördüğümüz zirvelerden buğday geri geldi. Onu söylüyorum. Bence ikinci çeyreği yine çok güçlü gelecek. Burada zaten stok kârı da göreceğiz. Yani elinde tuttuğu buğdaydan dolayı elde edeceği bir kâr da olacak. Yine yüksek fiyat ortalamalarından dolayı da gelirleri yüksek olacak. Ben ikinci çeyreğin ilk çeyrekten daha güçlü gelmesini beklerim. Üçüncü çeyrekte ikiden birazcık daha zayıf gelecek gibi gözüküyor. Halihazırdaki buğday fiyatlarına baktığımızda. Açıkçası ben beğeniyorum hala makul fiyatlarda. Ve gıda krizi bugünden yarına çözülecek bir kriz değil. Aynı şey enerji için de geçerli. Mutlaka enerji şirketi de konuşuruz. Şimdi merkez bankalarının attığı adımlar, evet, bir noktada işe yarayacak. Bazı yerlerdeki fiyatlamaları toparlayacak, işte fiyatların düşmesine sebep olacak. Ama gıda ve enerji çok böyle değil. Çünkü yani bir şeyin fiyatını işte arzı ve talebi belirler. Ekonominin ilk kuralıdır. Arz tarafına dokunamıyorsunuz şu an. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı var. Zaten arz tarafında problem var. Dolayısıyla bunu merkez bankalarının attığı adımların çözme ihtimali yok. Merkez Bankası ne yapar? Faizleri yükseltir, talebi kısmaya çalışır. Gıdadan bahsediyoruz. Talebini kısabileceğiniz bir ürün değil. Yani elastikiyeti çok düşük olan bir şey. Dolayısıyla gıda krizi kolay kolay çözülmeyecek. Bu ambargolar kolay kolay kalkmayacak. Evet, işte biz ön ayak olmaya çalışıyoruz, tahıl koridoru kurmaya çalışıyoruz ama yani anlaşmanın imzalandığının ertesi güne Odessa limanını bombaladı Rusya. Ve oradaki görev alacak olan gemilerin kalkacağı limanda orası. Dolayısıyla burada güvenilir bir taraftan da bahsetmiyoruz. Yani Rusya'ya bel bağlayıp da bir anda sorunu çözmek de çok kolay değil. Böyle olunca da gıda krizi çok kısa sürede çözülecek gibi durmuyor. Dediğim gibi talebin çünkü bu, yani talebin baskılanması mümkün olan bir sektör değil. Enerji de benzer bu anlamda. O yüzden bu kriz devam ettikçe de Ulusoy'un bence öne çıkan şirketlerden bir tanesi olacaktır. İkinci çeyrek finansallarını bekliyorum tabii ki. Onlarla birlikte daha net yorum yaparız. Ama dediğim gibi bence ilk çeyrekten daha iyi bir ikinci çeyrek Ulusoy'un da bizi bekliyor. Üç daha zayıf gelecek gibi gözüküyor. Ama bir sabah kalkarız ve Rusya ben bu anlaşmaya artık uymuyorum. Koridor falan umurumda değil diyebilir. Öyle bir durumda da yine bu işten fayda sağlayan şirketlerden bir tanesi olur. Peki.